Merhabalar sevgili baylar ve bayanlar. Gün doğdu diye bir arkadaş Shui GTR 2 ile Scorpion Exo 1400 arasında kaldım. Hangisine karar versem diye düşünüyorum dedi. Sizin de önerinizi bekliyorum dedi. Ben de ona Scorpion Exo 1400'ü seç dedim. Niye? Çünkü bu GTR 2 hakkında bir tane arkadaşımız yorum yapmıştı. Onun yorumuna dayanarak diyorum. Aslında herkesin yorumuna dayanarak demiyorum. O arkadaşın kullanım özelliklerini bildiğinden, o kaskı da yaklaşık bir yıldır kullandığı için bunu söylüyorum. Ses geçiriyor diyor. Yani ses geçirmesi gerçekten belli bir süre sonra uğultu yapması, uğultunun artık kulak çınlamasına, sonra da böyle artık beyinde ne denir? O uğultunun devamlı şekilde tekrarlanmasına neden oluyor ve hani yani gününüzü rezil ediyor gerçekten. Hani uğultu gerçekten iyi bir şey değil ve GTR 2'nin o uğultuyu yaptığını söyledi. O yüzden de ben dedim ki yaklaşık aynı özellikleri aynı multi kompozit özelliklere sahip yine katman katman yapılmış diğer Scorpion Exo 1400'ü seç dedim. Çünkü onun da hani multi kompozit bir yüzeyi var. Onun da hani onu gösteremiyorum çünkü bizde yok. Yani o yüzden de hani onu önerdim. Tamam, bunun da hani çok iyi bir bakış açısı var. İşte kademeli açılıyor camı, önde sıkıştırma yeri var camının, yüksek hızlarda açılmıyor. Çok iyi bir havalandırma kanalı var ön tarafında, iç tarafında. Çene perdesi rüzgarı gerçekten iyi ekliyor, iyi engelliyor. Mikrometrik, demir mikrometrik bir bağlantısı var. Yani ben bu demir mikrometrik bağlantıyı gerçekten beğeniyorum. Biraz daha dayanıklı geliyor ama tabii ki yani double D bir bağlantı her zaman çok daha iyidir. Boyun pedleri iyi, kazadan sonra pedlerle beraber çıkabilecek çekme halkalarına sahip. İç pedleri gerçekten teri iyi emiyor. Ama Scorpion Exo 1400 dedim ona. Çünkü uğuldama hani dayanıklı, ötekisi de dayanıklı. Ötekisinin uğuldama yaptığını veya herhangi bir şey yaptığını herhangi bir yerde okumadım. Baya baya baktım. Sadece bir iki arkadaşın yorumuna göre Shoei GT Air 2 dedim. Biraz uğuldama yapıyor dedim. Hani onun da detayını verdim. Ki hani sonra demesin abi bu uğultu yapıyor gerçekten. Ben bunu aldım ama hiç memnun olmadım demesin diye. Onu kullandım mı? Hayır. Bunu kullandım mı? Hayır. Sadece sizden gelen yorumlara göre hareket ediyorum ve hani ona göre söylüyorum. O arkadaş da hani o uğultu yapıyor diyen arkadaş da neden uğultu yaptığını, nereden uğultu geldiğini detaylarıyla yazarsa en azından yorumlamış olur, biz de görmüş oluruz. Bu detayları gördüğümüz zaman da daha kolay karar veririz. Ama bunun multi kompozit bir dış yüzeye sahip, iyi hava alabilen, kalın bir ön cama sahip, işte geniş bakış açısı olan, bir güneş vizörü olan, rüzgar kanalından da çok iyi geçen bir kask olduğunu biliyoruz. Bütün kanalları da elle idare edilebiliyor. Hem hava giriş çıkış kanalları hem iç kanalları havayla elle idare edilmiyor. Dış kanalları havayla elle idare edilen hava giriş çıkış kanallarına sahip. Yani şöyle diyebilirim, bu kask da alınabilir tabii ki ama siz de hani eğer uğuldama yaptığını düşünüyorsanız veya bu kaskı kullanıyorsanız bu kaskın kötü yönlerinden de bahsedin. Size önerdiğim montların daha önceki videolarda, diğer videolarda da söz ettiğim kaskların kötü yanlarından da bahsedin ki bu kaskların hani neyin neye yaradığını, hangisinin gerçekten iyi olabileceğini, diğer arkadaşların da boşuna para vermemesini sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Böylece hani hepimiz hem iyi giyim, hem performanslı giyim, aynı zamanda kaliteli şeylere para vermiş oluyoruz. En azından o kaskın veya o montun bize gerçekten yetebileceğini, gerçekten memnun edebileceğini öğrenmiş oluyoruz. O yüzden de bol bol yorumlarsanız sevinirim. Bu konuda hani Shoei GTR mi, Scorpion Exo 1400'ünün son noktayı koyuyorum. Scorpion Exo 1400 diyorum. Hepinize iyi sürüşler.